Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim benim gibi patlıcan sevdalılarına gelsin. Patlıcanın kurutulmuş halinden şahane bir patlıcan kavurması yapacağız. İsterseniz sarımsaklı yoğurtla isterseniz sade olarak tüketebileceğiniz nefis bir tarif olacak. Hemen yapımına başlıyorum. İlk olarak 1 litre kadar suyu uygun bir tencereye alarak kaynatalım ve içerisine kurutulmuş 2 su bardağı dolusu patlıcan ekleyelim. Bu şekilde bir kevgir yardımıyla arada bir ters düz ederek yaklaşık bir 5 dakika kadar kaynatalım. kaynamaya başladıkça gördüğünüz gibi patlıcanların diriliği de kaybolup daha da azalacaktır. Bu şekilde dediğim gibi 5 dakika kadar haşlayalım ve daha sonrasında tencereden alalım. Ve artık yeteri kadar haşlanmış olan patlıcanlarımızı uygun bir kevgir yardımıyla alalım ve yine haşlamış olduğumuz patlıcanları soğuk suyun içerisine alarak bizler salçalı soğanlı sosunu hazırlarken birazcık bekletelim. Şimdi gelelim salçalı sosunu hazırlamaya. Uygun bir tavaya bir fincan sıvı yağ ekleyerek üzerine iri dilimler halinde ince piyaz doğramış olduğumuz bir tane kuru soğanı ekleyelim. Ara ara karıştırarak orta ateşte pembeleşinceye kadar kavuralım. ve artık gördüğünüz gibi soğanlar ilk canlılığını kaybetti, pembeleşmeye başladı. Şimdi artık salçasını ilave edelim. 1 tatlı kaşığı domates salçası ve 1 çay kaşığı kadar da biber salçasını ekleyerek kavurma işlemine devam edelim. Eğer dilerseniz sadece biber salçası da tercih edebilirsiniz. Ben karışık kullandım. Bu şekilde güzelce salçamızın kokusu çıkıncaya kadar kavuralım. Salça güzelce kavrulduktan sonra bir kenarda soğuk su içerisinde bekletmiş olduğumuz patlıcanları da süzerek artık tavamıza alabiliriz. Güzelce karıştıralım. Daha sonrasında içerisine az önce sıvı yağ eklemiş olduğumuz fincanla bir fincan da su ekleyelim ve kısık ateşte suyunu çekinceye kadar pişirelim. İnanılmaz lezzetli oluyor arkadaşlar. İsterseniz bu aşamada içerisine sarımsak rendeleyebilirsiniz. Tuzunu da hemen ekliyorum. Yarım tatlı kaşığı silme tuz ekledikten sonra birkaç dakika suyunu çekinceye kadar bu şekilde pişirelim. Ben üzerine sarımsaklı yoğurt hazırlamak istediğim için içerisine sarımsak ayrıyeten ilave etmedim. Bu şekilde pişirdikten sonra servise hazırlayalım. Ben sizlere servisimi fikir olması açısından sarımsaklı yoğurtlu ve sade olarak iki çeşit hazırladım. Eğer denemediyseniz mutlaka sarımsaklı yoğurtlu da denemenizi öneririm. Özellikle akşam yemeklerinde inanılmaz güzel olacaktır. Üzerine de eğer dilerseniz yine tereyağı gezdirerek servis yapabilirsiniz. Ben çok az pul biberle birlikte eritmiş olduğum tereyağını kullandım bu aşamada. Bu şekilde azıcık gezdirerek servise hazırlayabiliriz. Gördüğünüz gibi inanılmaz güzel bir lezzet ortaya çıktı. Mutlaka tarifimi denemenizi öneririm. Denedikten sonra da fikir ve görüşlerinizi yorum kısmından bana yazın lütfen. Bir başka tarif ve lezzette buluşuncaya dek afiyetle kalın.